Hacı, benim odama ne oldu? Esma Hanım, Sultan Hanım. Buyurun. Kime bakmıştınız? Asıl siz kime bakmıştınız? Ben bu konağın kalfasıyım. Mümkün değil. Bu konağın kalfası benim. Sen ne diyorsun? Ben bu konağın 40 yıllık kalfasıyım. Durun. Siz kardeşsiniz, kavga etmeyin. Allah'ım, bu şakayı ömrüm boyunca yapmak istedim. Ama düğünde dernekte ortalık karışır. Azize canıma ot tıkar diye yapamamıştım. Bugün de kısmetmiş. Sultan Hanım, bu konağı ne hale getirmişsiniz? Ne hale mi getirmişim? Aman Esma Hanım, Allah aşkına söyleyin, neyi beğenmediyseniz hemen değiştirelim. Onu geçtim, benim odamı ne hale getirmişsin? Bunu nasıl yaparsın? Benim eşyalarımı nasıl atarsın? Özelime nasıl girersin? Ne o? Dönmeye mi karar verdin? Çabuk pişman olmuşsun. E tabii. Azize Hanım burada öfkesini hepimize eşit olarak yaydığı için o zaman idare ediyordun. Şimdi baş başa kaldınız, hıncını sadece senden alıyor değil mi? Bak, iki gün dayanabildin. Neyse, Mevlana ne demiş? Ne olursan ol gel demiş Esma. Gel, sen de gel. Ama sana kötü bir haberim var. Konağın kalfa kadrosu doldu. Asiye'nin kendisi sağ kolum olur. Ama neyse. İstersen sen de bir CV bırak. Kadroda belki yer açarız. Sen de sol kolum olursun. Gerçi sol elimi de pek kullanmam ya. Azize Hanım bu yaptıklarını görünce çok fena olur. Halamın bıyığı olsa amcam olur. Azize duyarsa fena falan olmaz. Çünkü o bu evin sahibi değil. Konuyu sakın oğluna falan getirme. Onlar hep kağıtta. Biz izin verinceye kadar. Sakın haddini aşacak bir şey söyleme. Eşyalarına gelince elbette atmadım. Hepsi şu dolapta. Eğer dönmeyeceksen istediğin zaman gel al. Sana bir şey diyeyim mi Esma? Hanımım gittiğinden beri o kadar mutluyum, o kadar neşeliyim ki kulaklarından serotonin fışkırıyor. Bu negatif konuşmalara falan 10 saniyeden fazla tahammül edemiyorum artık. Azize'den hop gel, ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Asiye, Esma Hanım'a konağımızı gezdir. Aman dikkat edin kaybolmasın. Tabii, onun zamanında buralar hep dutluktu. İlahi Sultan Hanım, sizin şu esprileriniz. Esma anne. Hizmetçilerin göz bebeği Sevgi Kuturcuğu kızım da geldi. Esma anne, gel biz mutfağa geçelim, sana bir kahve yapayım. Geç Esma anne, sen otur, ben hemen kahvemizi pişireyim. Yok yok, zaten çarpıntım var, hiç zahmet etme. Ne ikram edeyim? Hiçbir şey istemiyorum. Hadi otur, 5 dakika yüzünü göreyim. Bu tatlıyı o kadın mı yaptı? Daha tatmadım ama fena görünmüyor. Dur ikimize de bir... Yok, iyi ki yememişsin. Siz küçükken Fırat'la ikinize bu tatlıdan yapmıştım. İkiniz de alerji oldunuz, her yeriniz kabardı. Tabii ben önce bu tatlıya yormadım. Ama sonra bir kez daha yapınca ikiniz de alerji oldunuz. Bir daha da yapmadım. Fırat biliyor, zaten yemez. Sen de sakın yeme, olur mu? Nasıl yani? Fırat'la ikimizin aynı tatlıya alerjimiz mi varmış? Yani seni anlıyorum da Fırat'ın niye alerjisi var hiç anlayamadım. Hamileyken bu tatlıya çok aşerirdim. Sürekli pişirirdim kendime. Fırat hamileyken mi? Tabii kızım, Fırat hamileyken. Benim başka gebeliğim olmadı ki. Babaannen Miran'ın annesiyle ilgili bunca yalan söyleyebiliyorsa sana niye kardeşinle ilgili söyleyemezsin?
kardeşin yaşamıyorsa. Doğru ya, benimki de laf işte. Yok, bu böyle olmayacak. Biz amcamı dinlemeyecektik. De hadi gidelim. Dur oğlum, dur. Amcam duydun. Azize sadece amcanla dedene müsaade etmiş. O kadından izin mi alacağız? Ya ne alakası var Azat? Ama Azize bu, sen de biliyorsun. Gül Hanım elinde. Ya bir şey yaparsa, ya onu kaçırırsa Allah korusun. Gül Hanım şu kapıdan bir girsin. Ondan sonra ben zaten onun yanına bir gideceğim. Göstereceğim ona gününü. Haydi ne olur, otur. İçim sığmıyor. Sanki burama bir öküz oturdu. Ya bu kadın... Hadi yürü. Yürü. Nereye? Yürü. Ya dur, nereye gidiyorsunuz? Sen daha demin kendin söylemedin mi Azize diye? Ha, kendim söyledim, kendim vazgeçtim ondan. Oldu mu? Yürü. Cihan, dur Cihan. Abi. Gülüm. Gül Hanım. Abi. Ay amcasının gülü, gel bakayım, gel. Kurban olurum ben sana. Gülüm, nasılsın, iyi mi? Bir şey yok değil. Yok, gel. Gülüm. Oh. Sen nereye gittin böyle ya? Amcam nasıl korkuttun bizi ya? He vallahi. Gel bakayım. Gel. Amcasının gülü bu. Abim. Nasıl oldu? Kim götürdü seni o eve? Ablamların evindeki abilerden biri. Orada kara gözlü kadın vardı. Kurban olayım sana. Korktun mu boncuğum? Biraz korktum. Ne oldu? Bir şey dediler sana. Yok, demedi. Sen evden mi kaçtın diye sordu. Gül Hanım, sen evden mi kaçtın? Bir kadar yavrucak bile farkında her şeyin. Kaçıp gitmiş, ne yapsın? Evet. Sen neden yaptın bunu? Hani bana söyleyecektin? Hani bana her şeyi anlatıyordun? Bizim evimiz artık hiç güzel bir ev değil. Herkes bağırıyor. Ablam da benim ablam değilmiş. Çiçeğim. Sen ablamın babası değilsen benim de mi babam değilsin baba? Şöyle bir şey olabilir çiçeğim. Şöyle bir şey olabilir mi? Ben senin de ablamın da babasıyım. Sen de ablan da benim evlatlarımsınız, benim. Ablan senin ablan, siz ikiniz benim canımsınız, canım. Ama ablam gitti. Gelecek ama. O da gelecek çiçeğim, o da gelecek. Söz veriyorum sana, her şey eskisi gibi güzel olacak. Sen de bana söz ver, üzülüp ağlamayacaksın, tamam mı? Tamam. Gülüm, gel sen. Ha, biz seninle çıkalım odaya. Melike de yemek yapsın sana, acıkmışsındır. Oyunlar da oynar seninle. Ablamın odasına gidelim. Olur, ablanın odasına gideriz. Haydi. Ha? Abi geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın. Sağ olasın anne. Çok şükür Gül evine döndü. Peki yarın? Benim kızıma ne olacak? Hak ettiği neyse o olacak. Ne yapacaksın benim kızıma? Bütün gece uyku girmedi benim gözüme. Handan, ben Yaren'i öldürecek değilim. Sokağa da atacak değilim. Ama bu evde de kalmasına izin veremem. Ya evlenecek ya da ömrü billah bıraktığım yerde kalacak. Bana bir daha bunu sorma. Thank you.
Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.